Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Dünyanın en iyi kanalı, dünyanın en iyi seyircisiyle, tefekkür zamanıyla aynı gün, aynı saatte huzurlarınızdayız. Rabbim hepinizden razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, bugünkü konularımız, Mustafa hocamız, Mehmet hocamız ve İbrahim hocamıza konularımızı dağıttık. Bakın konuları söylüyorum. Çok önemli. Yan odalarda olanlara da çağırın. Bütün ailelerimizi ilgilendiren konu. Konu 1. Kadının kocasına karşı olan vazifeleri nedir? Tavrı nasıl olmalıdır? 2. Kocanın hanımına karşı olan vazifeleri, sorumlulukları nelerdir? Davranışları nasıl olmalıdır? Konu 3. İbrahim hocamızla beraber inşallah finali yapacağız. Maalesef basit sebeplerden dolayı boşanmalar arttı. Huzurlu bir aile nasıl yapılır, nasıl kurulur, nasıl idame ettirilir? İnşallah bu konuları huzurlarınıza sunmak üzere birinci soruyla Mustafa hocamıza dönüyoruz. Mustafa hocam, hanımların erkeklere karşı olan vazifeleri, sorumlulukları, hal ve hareketleri nasıl olmalıdır? Mikrofon sizde, buyurun. Kıymetli izleyenlerimiz, sizi de inşallah bekliyoruz. Sorularınız, görüşleriniz varsa inşallah mümkün mertebe yaslı yazanıyla beraber bitireceğiz, öyle gözüküyor. Çok fazla vaktimiz yok ama en azından birkaç tane de olsa soru okumaya gayret edeceğiz. Mustafa hocam, buyurun. Evet, tüm FM TV ailesine, izleyenlerine hayırlı akşamlar diliyoruz. Elhamdülillah yine beraberiz. Şükürler olsun. Sevgili müminler, baş vazifemiz, yani gerek hanımın kocasına olsun, kocanın hanımına karşı vazifeler olsun, çocuklarımıza karşı baş vazifemiz kulluk. Bakın, bunu çok iyi bilmek lazım. Yani bir insan evlendiği zaman, evleneceği zaman Peygamber Efendimiz baştan uyarmış. Demiş ki yani, İnsan 4 şey için evlenir. Ama Müslüman dini için evlenecek. İnsan 4 şey için evlenir. Ama mümin dini için evlenecek. Bunlar ne? Zenginlik, güzellik, asillik. Yani bir bürokrattan, bir makam sahibinin kızı vesaire. Bir de dini olan diyor. Bu 4 tane sınıf var. Yani bakacaksınız, evlenirken bir kere en öncelikle seçilmesi gereken, yani evlilikten önce bunları yapmak lazım. Yoksa hani, özür diliyorum, pastane aşkı denen bir tabir var. Mesela tanışıyorlar, yıllarca beraber oluyor. Tabi o ara evli olmadığı için erkek hep böyle kur yapıyor, özel ilgi alaka. Sonra bu sefer evlendikten sonra o bir şeyler beklemeye başlıyor. Tabi o olmaz. Bakın, evlenmeden önce Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? 4 şeyden insan evlenir. Siz dini güzel olanı tercih edeceksiniz. Evliliği yaptınız. Evliliği yaparken aldığınız hanımın namazıyla, tesettürüyle, Kur'an'ıyla, Allah ve peygamber sevgisiyle dolu olduğunu, güzel olduğunu, zinetlendiğini bilmek gerekiyor. En büyük zinet takvadır. Ve libâsü't takva hayır diyor Allah. Takva elbisesi. Yani Allah'tan, sevgiden dolayı sakınan, korkan, peygamberini sevgiden, saygıdan dolayı sayan, ona, sünnetine ittiba eden, o takva elbisesi giymiştir. Şimdi bunları bir kere güzel becermek lazım. Ondan sonra evlendiniz. Böyle bir hanımefendi buldunuz. Sonra bununla beraber evlendiniz, nikahlandınız. Elhamdülillah. Rabbim inşallah böyle yeni evlenen kardeşlerimize de veya çocuğu olmayanlara da salih saliha evlatlar nasip etsin. Müttaki evlatlar nasip etsin. İslam'a hizmet eden evlatlar nasip etsin. Şimdi burada vazifeler. Yine birinci vazife kulluk vazifeleri. Yani bir hanımefendinin görevi var kocasına karşı. Onu üzmemesi, ona saygı çerçevesinde bulunması. Çünkü Allahu Teala onları anlatırken Kur'an-ı Kerim'de evliliği, Bakara Suresi'nde ne demiş? Mevlamız, Estağfirullah, hünne libâsül leküm ve entüm libâsül lehün. Onlar sizin elbiseniz, siz de onların elbiseniz. Yani birbirinizi tamamlayıcı bir özellik tanımışsınız. Şimdi bir kadın kocasına karşı namusunu muhafaza etme, bu birinci sıra. Bu çok önemli. Ondan sonra yemeğini yapıyor, çamaşırını yıkıyor. Koca bundan memnun. Ama kocası namaz kılmıyor mesela. Hanımı da namaz kılmıyor. Adamın hanımı namaz kılmıyor veya kendisi namaz kılmıyor. Eğer bu hiç sorun değilse burada kocaya büyük vebal var. Hanımefendiye de, hanımına da yani büyük vebal var. Kardeşim ihtiyaçlar konuşuluyor. Yemek, kahvaltı, elbise, ütü, temizlik, avizeler, koltuklar, dolaplar, şunlar bunlar. Dış iş aksesuarlar, iç mimari, dış mimari hepsi konuşuluyor. Ey Müslüman kardeşim, namazı ne zaman konuşacağız peki? Akşam oturulduğu zaman kadın dertlerini anlatıyor, kocası dinliyor, kocası bir şeyler anlatıyor, karısı dinliyor. Ondan sonra muhabbet var, güzel, her şey güzel. Peki bu ailede Kur'an-ı Kerim ne zaman okunacak? Öyle bir sistem var ki insanlar şöyle mutlu olacağını zannediyor. Allah'ı, emirlerini, yasaklarını kenara koyduk. Resulullah'ı, sünnetlerini kenara koyduk. Ondan sonra bu evden, bu haneden mutluluk olur mu? Burada karı koca hayatı olabilir mi ya? Çünkü Allah Celle Celaluhu mümin bir kula, müminler için konuşuyoruz. Mümin bir kula önce kullukla beraber muhabbet verir. Resulullah'a ittiba ile beraber muhabbet verir. Şimdi kadının kocasına karşı vazifeleri var. Bunları konuşuyoruz. Yemekleridir, temizliğidir, fiziki ihtiyaçlarıdır. Tamam. Manevi ihtiyaçlar ne olacak? Bu teheccüde kim kimi kaldıracak? Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'yı yani damadı da Hazreti Ali. Bak, sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. Namaz ıskalanacak, ötelenecek, ertelenecek, bana ne denecek, sonraya bırakılacak bir mesele değil. Aziz müminler, aziz seyirciler. Mutlu musunuz? Yani çevrenize bakalım, mutlu muyuz? İnsanlar evliliklerinden, ailelerinden, çocuklarından iyi ki ben bu adamla evlenmişim, iyi ki bu hanımla evlenmişim diyen var mı? Sosyal medyada da görüyoruz. Çevrede de insanların hanımlarından veya hanımların kocalarından anlatmalarına bakıyoruz. İfade şu: onun Allah belasını versin. Nereden evlendim ben onunla ya diyor. Kime diyor bunu? Kocasına diyor. Kocası ne diyor? Senin gibi kadın olmaz olsun, Allah senin belanı versin diyor. Bunun videoları da var, görüntüleri var, insanlardan duyma var. Hani mutlu olacaktınız? Ortada bir şey var, dikkat edin. Karı koca arasında Allah ve Resulünün o güzelliği, mutluluğu yaratacak olan, mutluluğu ortaya çıkaracak olan ibadetler bölümü atlanmış. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Mevlamız orada buyuruyor ki: "Lev enfaktu ma fil ardı cemi'an ma ellefte beyne kulubihim velakinne Allaha ellefe beynehum." Eğer yeryüzü dolusu sen onlara infak etsen. Yani kadınlar bir çiçekle gönlü hoş olur. Bir altınla, ziynet eşyasıyla gönlü hoş olur. Ama Allahu Teala diyor ki eğer yeryüzü altın olsa veya şimdinin parasıyla para olsa, dolar olsa, euro olsa ve sen bunu infak etsen, dağıtsan, devamlı versen, ma ellefte beyne kulubihim, aralarındaki diyor kalpleri arasında muhabbet koyamazsın diyor. Kalplerinde muhabbet olmaz diyor Allahu Teala diyor. Velakinne Allaha ellefe beynehum. Allah diyor aralarına muhabbet koyar. Şimdi bu ayeti kerimeden sonra bir kadının kocasına, bir kocanın da hanımına karşı vazifelerinde birincisi kulluk, ikincisi ümmetçilik, üçüncüsü de Kur'an ve İslam ahlakını bürünmek ve giyinmek. Öbür türlü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Peygamberimiz kendi kızını verirken Fatıma annemize Hazreti Ali'ye şu nasihata bulunuyor. Ekmek yapması, su getirmesi, evin temizliğini yapıp iç işlerini düzenlemesi Fatıma'ya aittir. Dış işleri de Ali'nin sorumluluğundadır diyor. Fıtrat gereği kadınların gerçekten dışarıda yıpranma payı fazla. Dayanma gücü az. Sinir, stres, çünkü bir de annelik olacak. O yüzden Peygamber Efendimizin bu sözünü şu an maalesef bir takım cenah, bir takım gruptan dolayı kadınları kurban ettiler. Yani kadın şimdi özgürlükçü adı altına daha mı mutlu kardeşim? Ezdiniz, bitirdiniz kadınları ya. Ağlayanlar, dayanamayanlar, psikolojisi bozulanlar, ailevi veya çocuk sorun yaşayanlar, sinir, stres krizleri geçirenler var. Evet, kocası kötü olup da veya evliliği kötü olup da sıkıntılı olmayan yok diyemeyiz ama bu %1-2 iken insanları hem işe götür, kadına 3 tane 4 tane sorumluluk veriyorsunuz. İslam bir tane sorumluluk veriyor, annelik veriyor. Hop oturup hop kalkılıyor ama dışarıda yani 10-12 saatlik bir çalışma süreci, oradan eve gel vesaire, çocuklarla ilgilenme, yemek yapma derken bir bakıyorsunuz kadına 3 tane 4 tane vazife ortaya çıkıyor. Bu kadın dinlenemediği için, bedeni kaldıramadığı için delirmiş oluyor. Bu feministler deniyor işte bunlara. Ve bunların yüzünden İslam kadınlarını, İslam'ın annelerini, Müslüman bacılarımızı ne yaptılar? Özgürlük adı altında daha çok köleleştirdiler, daha çok yordular, daha çok bezdirdiler, daha çok illallah ettirdiler. Vazifelerimiz birincisi kesinlikle kulluk, ikincisi ümmetçilik, Peygamber Efendimiz'e hakkıyla ittiba edebilmek, üçüncüsü Kur'an ve sünnet, dördüncüsü İslam'ın güzel ahlakını yaşamak ve yaşattırmak. Şimdi kadının vazifelerinde dediğimiz gibi yemek işleri, evin temizliği işleri, iffet ve namus. Bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Çünkü Allahu Teala sadece kadınlara namuslarını muhafaza etsinler demiyor. Erkekleri de namuslarını muhafaza etsinler diyor. Hatta göz kapaklarını muhafaza. Yavuzlumun efsari. Bak Allahu Teala Hazretleri göz kapaklarını yani şunları erkeklerin ve gullil müminine diyor. Müminlere söyle diyor. Göz kapaklarını muhafaza etsinler diyor. Kadınlara namuslarını muhafaza etsinler diyor. Erkeklere ne diyor? Göz kapaklarını muhafaza etsinler diyor. Namus meselesinde başarılı olmak. Hanımın ev işlerinde, erkeğin de ev dışı işlerde başarılı olması ve kadın yaptığı hiçbir iyiliği başa kalkmayacak. Koca da kalkmayacak. Ama kadın ben yemek yaptım, evi şöyle yaptım, ben çocuklara şöyle baktım. Ya bir kadın olarak zaten bunlar vazifemiz. Bunlar başa kalkılacak şeyler değil ki. Veya işte hocamız anlatıp erkeklerde tutup ben fatura ödüyorum, ben kira ödüyorum. Ödüyorsun da beyefendi sen kendi masraflarını hesaplıyor musun? Eğer hanımın olmamış olsa sen bu masraflarını dışarıda yapmaya kalksan ne kadar giderlerin olacak? Onu da bir hesapla da ondan sonra para mı veriyorsun? Yoksa yenge hanımdan burs mu alıyorsun, yardım mı alıyorsun? O sana mı daha çok katkı sağlıyor? Buraları ölçmek lazım. Saate baktığım için vaktimiz doldu hocam. Ben burada keseyim. İnşallah hocalarımız da devam etsinler. Peki. Hocam ben size bir sorayım. Kadınlar kapitalist sisteme maalesef yenik düştü. Kapitalizm adı altında ayaklarına prangalar vuruldu. Kapitalizmin bütün yükü kadınların üzerine yüklendi tabiri caizse. Hatta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir uydurma, ucube bir gün var. Hani siz çalışıyorsunuz, bir gün de sizin olsun gibi. Sanki sus payı bareminde diyelim. Peki kadınlar çalışamaz mı hocam? Dediniz ki hani kadın evinde özgürdür, evinde huzurludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnekler verdiniz. Sahabe ve ondan sonraki nesil hep evlerindeydiler. Yani kadın çalışamaz mı hocam? Bunu mu anlayacağız yoksa orada bir nüans var mı? Kadının çalışmasında bir sakınca yok. Ortam müsait olduktan sonra çalışır da kadının bedeni bunu kaldırmaz. Bunu biyoloji uzmanı da söyler, sosyolog da söylüyor. Efendime söyleyeyim. Çünkü kadınların zaten özel muayyen günleri var yani. Yusuf hocam, bugünlerde zaten kadının normal bir ifade bile kaldırabilecek bünyesi yok. Evet. Ondan sonra psikologlara gidin, sosyologlara gidin. Kadınlarımızı ne hale getirdiler ya? Yazık günah yani. 5 yaşındaki yani 5 kilo kaldırabilecek, yük kaldırabilecek birine 50 kilo yüklerseniz ne olur? 15 kilo yüklerseniz ne olur yani? Bir araba düşünün, arabanın bagajına bir şey fazla doldurun. Araba çöküyor ya, yayları kırılıyor, makası kırılıyor. Niye? Usta ne diyor kardeşim ne yaptın diyor sen bu arabaya ya, bu kadar yük yüklenir mi? Kadına, bedenine, manevi olarak beynine fazla yük yüklenmeyecek. yüklenmemesi gerekir yani. Kadın sıkıntı kaldırabilecek bir bünyeye sahip değil. Bunu bilmek lazım yani. Ama işte dedik ya yani özgürsünüz. Evde oturuyordun 12 saat çalıştırıyorsun kadını ya. Şöyle ki yani. Bir de İstanbul'da yani 14 saatlik bir dış hayat var yani. Sabahın 5'inde kalkıp 2 saat 3 saat trafikte gidip işine gidiyor. Oradan hop geri geliyor 10 saat 12 saat 14 saat dışarıda kalan bir bayan. Ya bunu erkek kaldıramıyor bugün ya. Bugün en kuvvetli erkeğin kaldırabileceği bir sistem yok. Kadını dışarı aman sen evde kölesin. Yahu ne köleliği kardeşim, ne güzel annelik yapıyor, evinde oturuyor, komşularıyla oturuyor, kısır partileri var, muhabbet desen o biçim gırla gidiyor, komşuluklar, ben ablalarımdan, annelerimden biliyorum, o mahalle ortamları, semt ortamlarında ya ne güzel muhabbetler vardı, ne güzel hayat oluyordu kocaları gelene kadar. Gerçekten o çaylı muhabbetler, buluşmalı muhabbetler, böyle birbirlerine yardım etmeler vesaire hepsi bitti. Hepsini bitirdiler yani. Alın başınıza çalın bakalım. Böyle nasıl mutlu oluyor işte boşanmaları falan anlatacaklar arkadaşlar. Bitmiş, aile bitmiş, aile. Ey ümmet Muhammed, aileyi bitirdiler. Biz dini bitirirsek Allah ve Resulünün çerçevesini, ölçüsünü taşarak, aşarak, bu ölçülerin dışına çıkarak bir şeyler yapmaya çalışırsak aile sistemi de bünyemizde, bedenimizde biter. Bitirirler yani. Peki size bir soru daha sorayım hocam müsaadenizle. Sonra mikrofonu Mehmet hocamıza vereceğim. Almanya'dan uzun bir mesaj gelmiş. Ben kısaca özetleyeyim bir hanım kardeşimizden. Diyor ki eşim diyor benim taraf geldiği zaman diyor sıkıntı yapıyor, kıyamet koparıyor ama onun tarafı geldiği zaman ben elimden geleni yapıyorum diyor. Bizimkiler geldi mi gelip gittikten sonra işte 10 gün 15 gün benimle konuşmaz, huzursuzluk yapıyor. Harçlık para meselesinde de sıkıntılar var. Beyinden biraz şikayetçi olmuş, çalışmış, dini veciblerinden işte idare eder olduğunu, en azından ibadetini yaptığını söylüyor hocam. Bayağı uzun çünkü, ben özetliyorum bu arada. Efendime söyleyeyim. Evet, ben diyor bütün vazifelerimi yaptığım halde benim akrabalarım, kardeşim geldiği zaman büyük problem yapıyor diyor. Ben de Allah için susuyorum. Ama onun tarafı geldiği zaman diyor, ben çok özel ilgi gösteriyorum ama yine yaranamıyorum diyor. Özetle bu hocam. Uzun bir mesaj çünkü bu. Buyurun. Vallahi kıymetli kardeşim yani bu aslında soruyu kocanız sormalı. Hocam benim böyle bir kötü bir ahlakım var. Ne yapmam lazım demesi lazım. Yani biz size ne diyebiliriz ki burada? Rabbim yardımcınız olsun. Ki aslında siz orada örnek insanlarsınız. Müslümanlığı, İslam'ı orada temsil ediyorsunuz. Bu illa dışarıya da yansıyordur. İlla sizin yakınlarınızda, çevrenizden de yani gayrimüslimler olabilir tanıdıklardan diye tahmin ediyorum. Bilemiyorum tabii oradaki gurbetteki boyutları ama siz inşallah yine en güzelini yapmaya devam edin. Sabırla, metanetle, eşinizin ailesi geldiği zaman daha titizlikle, daha sevgi, daha muhabbetle inşallah yapın. İnşallah kırılır. Rabbim inşallah eşinize de bu hususta Rabbim inşallah hakkı hakikati doğru şekilde anlayıp davranmayı ikram eylesin diyelim. Ne diyelim? Amin diyelim biz de inşallah. Gerçekten eşler arasındaki o dengeyi kurmak çok zor. Derviş hocam, Mustafa hocamız hanımların erkeklere karşı olan vazifelerini ve davranışının nasıl olması gerektiğini söyledi, sundu. Allah razı olsun. Ayetler, hadisler, örnekler ışığında. Şimdi size de erkeklerin hanımlara karşı olan sorumlulukları, vazifeleri, davranışları nasıl olmalıdır? Bunu soralım. Mikrofon size, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Sadakallahu'l-azim. Mevla Teala Hazretleri programımızı hayırlı, bereketli, bol istifadeli eylesin inşallah. İfademe bu şekilde başlamak istiyorum. Tabii ifadem yanlış anlaşılmasın. Aslında eşler arasında o kadar hak hukuk yok. Detaylı, teferruatlı bir şekilde. Niçin biliyor musunuz? Ne anlamda? Çünkü hak hukuk olayı işçi amir arasında olur. Dışarıdaki insanlar arasında, muamelelerde olur. Eşler arasında, eşler bunlar artık bir vücudun tüm tek azaları gibi olmaları istendiğinden dolayı İşte koca sen işte efendi şunlara sen dikkat edeceksin. İşte hanım sen de şunlara dikkat edeceksin değil. Hayatı öyle bir yükleneceksiniz, öyle bir bütünleşeceksiniz, öyle bir birliktelik ortaya koyacaksınız ki yok işte o onun hakkıymış, bu onun hukukuymuş. O şuna dikkat etsin, buna dikkat etsin. Yani buraların aşılması lazım, yanlış anlaşılmasın yani. Şimdi peygamber hayatına baktığımız zaman hiç peygamberimizin aklından şöyle bir şey geçmiş midir? Ya arkadaş işte ben bu Hatice'ye de Ayşe radıyallahu anh'a ve diğer hanımlarıyla alakalı ya bu beni zorluyor, şu hakkımı ne yapsam buna söylesem mi? Bak buna dikkat etmen lazım diye. Veya işte Ayşe validemiz, Hatice validemiz işte ya işte ben bu konuda sıkıntı çekiyorum işte Resulullah Efendimiz'e bunu söylesem mi, şöyle yapsa? Değil kardeşim. Değil. Yani bizler eşlerimize karşı, eşlerimiz bizlere karşı öyle bir bütünleşme olması lazım ki itaat hususunda, sevgi hususunda, muhabbet hususunda böyle ileri derecedeki şeyler ne olmamalı? Yani sorunlar ortaya çıkmaması lazım. Bununla beraber yine kitaplardan, hocalarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda inşallah ne yapalım? Bir iki ifade söylemeye çalışalım inşallah. Buyurun, öncelikle şunu bilmek lazım ki kadına en büyük değeri İslam verdiğini bilmek lazım. Kadına en büyük değeri İslam veriyor. Onu dokunulmaz kılıyor. Onu dokunulmaz kılıyor. Hatta Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sizin eşlerinize karşı en iyi davranınız en hayırlı olanınızdır. Başka bir hadis-i şerifinde de en iyi davranınız benim buyuruyor. Yani eşlere karşı iyi davranmayı, merhametli olmayı Allah Resulü bizlere ne yapıyor? Öğretiyor, gösteriyor. Bir defa bunu ne yapacağız? Bunu inşallah kafamıza kazıyacağız, yazacağız. Eşler olarak birbirimize karşı merhametli olmak, saygılı olmak, sevgili olmak. Bu iki tarafın ilk atması gereken adımlardan bir tanesidir güzel insanlar. İfade ettiğim gibi yani kocanın, karının işte koca üzerinde çok öyle detaylı hakları yok yani. Ki bilmiyorum Mustafa hocamın da şimdi mesela ifadelerini şöyle bir değerlendirirseniz yani işte şöyle yapsın böyle yapsın değil. Sadece bir iki şeye dikkat edecek, öyle değil mi hocam? Yani birleşecekler bunlar. Gönüller birleşecek, kalpler birleşecek, hayatı birleştirecekler ve bu şekilde ne olmuş olacak? Güzel, rahat, konforlu, huzurlu bir hayat ortaya çıkmış olacak. Bununla beraber erkek eşinin dini yaşantısına engel olmayacak. Yani örneğin eşinin tesettürüne engel olamaz kardeşim. Eşi kapanacaksa, kapalıysa, Allah'ın emretmiş olduğu o tesettürü üzerine alacaksa burada eş ne yapamaz? Müdahale yapmayacaksın kardeşim sen. Niye? Çünkü Allah bunu emretmiş. Allah böyle olmasını istiyor. Allah onun hain bakışlardan, zehirli oklardan muhafaza olmasını istiyor. Allah böyle koymuş. Kimsenin düşüncesine, niyetine Allah bakmamış. Direkt müdahil olmuş Mevla Teala Hazretleri. Nisa suresinde, Nur suresine incelediğimiz zaman ayet-i kerimeleri burada özellikle ayet-i kerimelerde bunu ne yapıyoruz? Açık bir şekilde görmüş oluyoruz güzel insanlar. Bir erkek eşinin dini yani Allah'ın emretmiş olduğu vazifelerde, namazlarda, tesettürde engel olamaz. Bu kocası hanımın eşindeki ilk hakkı budur. Bununla beraber eşini o zamanki ortamdaki emsallerinden işte eşinin hala kızları, amca kızları, işte kendi köyü, kentinin veya o yaşamış olduğu o hayat standartını ona ne yapması lazım? Ona sunması lazım kardeşim. Evine kiracı kafayı vurmayacak. Faturalarla beraber ne bileyim işte evin faturaları kesilmeyecek. Evi yönetmeyi erkek bilecek, öğrenecek. Artık benim bir sorumluluğum var. Bakmış olduğum bir eşim var. Babanın gözüne bakmadan ne yapacaksın? Aslanlar gibi sahaya çıkacaksın. Helalinden kazanarak, eşine helalinden kazanarak, helal lokmalar getirerek ne yapacaksın kardeşim? Eşini merde, namerde muhtaç etmeyeceksin. Gözünü arkada bırakmayacaksın. Kalbini buruk yapmayacaksın kardeşim. Ona kendi gücün, imkanların nispetinde kimseye muhtaç olmadan olmayacak hayatı ne yapacaksın? Sunacaksın. Ha, şimdi bir takım şeyler var. İşte hocam ben onu almak zorunda mıyım? Kardeş, zorunlu olan şeyi almak zorundasın. Zorunlu olan şeyi almak zorundasın. Ona bir barınacağı, soğuktan sıcaktan muhafaza edecek bir barınağı, evi temin etmen lazım. Ama satın alma yoluyla, ama kiralama yoluyla. Eşinin istemiş olduğu kıyafeti, gerek içeride dışarıda İslam'a olan kıyafeti ona temin etme durumundasın. Rızkı ile alakalı onu ne yapmaman lazım? İşte böyle yemesini, böyle lokmalarını saymayacaksın. Bu şekilde kendisine helal bir rızık şeyini ne yapacaksın? Sunacaksın kardeşim. Bununla beraber, bu vazifeyle beraber eşini köle olarak görmeyeceksin kardeşim. O senin eşin. Bu benim eşim. Artık ne olacak? İşte yoluma paspas olacak. Bana böyle işte cariyeler gibi hizmet edecek. Böyle bir anlayışa girmeyeceksin. O senin eşin. Hayat arkadaşın. Hayat arkadaşın. Hayatı, sorunları, sıkıntıları onunla beraber aşacaksın. Ama dış parantez içi söylüyorum. Dışarıdaki sorunlarını, iş sorunlarını eve, içeriye taşımayacaksın. İçerideki sorunları da dışarıya ne olmayacak? Taşınmayacak kardeşim. Öncelikle bunu bileceğiz. Bununla beraber eşine prensesler gibi davranacaksın. Eğer sen ona prensesler gibi davranırsan, yani sen ona değer verirsen, değer verdiğini hissettirirsen, o zaman sen de prens olursun. O da sana prens muamelesi yapar. Hocam şöyle böyle, o konu benim değil. O konu Mustafa Hoca'nın konusu. Ben şimdi ne yapıyorum kardeşim? Kocanın hanımına karşı vazifelerini söylüyorum. Senin olman gerektiğini söylüyorum kardeşim. Eşine prenses muamelesi yapacaksın. Değer vereceksin. Değer vereceksin. O değeri ona hissettireceksin. Eşlerin yani beylerinin kol kanat germeyi fıtri olarak öyle bir anlayışa ihtiyaçları vardır. Ona ne yapacaksın? Büyüklük göstereceksin. Beyliğini, büyüklüğünü ona hissettireceksin. Ama merhametinle, şefkatinle, hezimetinle değil, ezmenle değil, beklentilerinle değil. İnşallah buraya da dikkat edeceğiz. Bununla beraber şunu da bileceğiz kardeşim. Evde seni bekleyen var. Evde seni bekleyen var. İşini bitirdikten sonra sağda solda takılmayacaksın. Evine geleceksin. Ailenle meşgul olacaksın. Hasbihal edeceksin, Mahkeme duvarı gibi eve girmeyeceksin. Bir iki ifadeyi birleştirmeyi, söylemeyi bileceksin. Yeri geldi şaka yapacaksın. Yeri geldi yanlış bir veya ters bir ifade duysan da bir anda parlamayacaksın. Adam işinden direkt bir yere gidiyor. Ya Ramazan'da olması lazım. Bazen hani misafirliklerden geliyorduk veya ne bileyim işte bir şeyler oldu hani. Adam bakıyorum olmadı ki yerde ya saat 12:01. Bu adam yanlış böyle Allah'a isyan edilen yerde duruyor. Kardeşim senin işin yok mu? Senin eşin yok mu? Senin evladın yok mu? Niye bu bekleyenlerin yollarını ne yapıyorsun? Şeyde bırakıyorsun, yollarda bırakıyorsun. O yüzden dolayı eş olduğunu bileceksin. Seni bekleyenler var. Senin sevgine muhtaç olanlar var. Senin de sevgisine muhtaç olduğun insanlar var. O ayrı ama bizim konumuz ne? Senin sevgine muhtaç olanlar var. Senin muhabbetine ihtiyaç duyanlar var. Eğer bunları güzel bir şekilde yerine getirmezsen eşin bu sefer ne yapar kardeşim? Bir bakmışsın, kafa gitmiş, ondan sonra gidersin, psikoloğa gidersin. Yok o hastaneye gidersin, bu pastaneye gidersin, işini tedavi ettirmeye çalışırsın. Eğer sen onu tedavi etmezsen, dinlemezsen, söylediklerini şimdi kardeşim, örneğin erkekler yapı itibariyle, muhabbeti farklıdır. Kadınlarınki farklıdır. Ne bileyim işte ev işleri, ıncık, boncuk, süslen, müslen. Şimdi sana bunlarla alakalı bir şeyler söylendiği zaman ya hanım sen de ne diyorsun demeyeceksin. Ona katılacaksın. Ne bileyim şey söylediğin şeyi dikkate alacaksın. Ona göre sen de ona işte muhabbeti devam ettireceksin. Ya hanım biz ayrı dünyaların adamıyız. Bana bu konuları açma deyip ne yapmayacaksın? Al televizyonu aç kardeşim. İyi çayımı getir, çorbamı getir, kuru yemişimi getir. Böyle bir kocalık anlayışında değil. Sevgi muhabbetler, sevgi muhabbet, birleşme, bütünleşme anlayışında eğer eşler olursak bu durumda Mevla Teala Hazretleri de sevgi muhabbeti araya koyar. Mustafa Hocamızın dediği gibi ibadetlere, vazifelere de inşallah dikkat edildiği zaman Rabbim de araya sevgi muhabbet koyacaktır. Ve gerçekten dünya hayatındayken bir cennet bahçesi, böyle cennet kokusunu aldığınız güzel bir hayatı Allah bu durumda ikram edecektir. Rabbim cümlemizi ikram eylesin inşallah. Amin. Evet hocam, güzel söylediniz. Olması lazım dediniz, olması gerekenleri söylediniz. Ama maalesef olmuyor bazı şeyler. Tabii ki aşırı uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar, evliliğe yakışmayacak hareketleri istisna tutarak evliliklerin bence %98'i yani fındık kabuğunu doldurmayacak meselelerin konuşarak, anlaşarak çözülemeyişinden büyüyor. Birikiyor, birikiyor. Ondan sonra da... Hocam Türkiye'de mi, dünyada mı? Yani Türkiye'de de olabilir ya. 50-60 yıllık küs eşler. Niye küs olduklarını da tabii hatırlamıyorlar. Abi. Dedim ya fındık kabuğunu doldurmayacak. Bu yani çıkmıştı, ben hatırlıyorum bunu. Çok iyi hatırlıyorum hem de. Bir ömür bitmiş, küs olarak bitirmişler hocam. Küs olarak. Aynı evdeler ama küsler. Maalesef. Peki, İbrahim hocamıza dönelim. Dönmeden önce de ben şöyle istatistikler vereyim. Kıymetli Müslümanlar, Türkiye'de 2021 yılında 560 bin evlilik olmuş. İbrahim hocam. 2021 yılında. 21 yılında. Nasıl girelim hocam o konuya? Ancak bu 560 bin tabii ki içindekileri söylemiyorum. Yine söylüyorum. 2021 yılında 174 bin boşanma olmuş. Yani o evlenenler boşanmış anlamında evet. Söylemiyorum yani. Evet. 2021 yılında 562 bin evlilik olmuş. 174 bin boşanma olmuş. Yani ortalamaya vurduğumuz zaman %31-32'ye denk geliyor. 3 evlilikten bir tanesi gitmiş yani. Ve enteresan bir şey, bu sonuçların da doğurduğu sonuçlar var. Hemen söylüyorum. Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranı %20 azalmış. Evet. Efendim boşanma hızı %47 artmış. 2022 yılı boşanma istatistikleri hocam 180.954. Subhanallah. 2022 yani verileri. 15.000-20.000 koyuyor. Aynen hocam. İşte kıymetli Müslümanlar, yani bu boşanmalar olmasın. Evlilik yaşı da ilerlemiş. Ben ona da baktım bu aralar. 28-29'a 30'lara artık 30'lara dayanmış. Erkekte özellikle. Kadınlarda da 25-26'lara dayanmış. Tabii ki bu yaşlara kaldığı zaman evlilikler insanlar daha çok seçici olabiliyor. En ufak bir sıkıntıda, problemde ayrılıklar olabiliyor. Çünkü kadın özgür diyorsun ya, hocalarımız bahsettiler. Kadın çalışıyor, kendi iaşesini, kendi parasını tedarik ediyorsa zaten sana ihtiyacım yok diyebiliyor yani. Arkadaşlar bu konu komple bir konu. Yani sadece aslında kadının evet. Kocasına karşı vazifeleri, erkeğin aynen. Karısına karşı vazifeleri işte bu yani değil. Komple olması gereken bir şey. Demin Mehmet hocamız söylerken aklıma geldi. Bizim sultanımız der ki eve gidince hanımlarınızı en az 45 dakika dinleyin. Deşarj edin onu. Dinleme bu sefer patlıyor. Hanımların günlük telaffuz etmesi gereken kelime sayısı, yani yanlışım varsa Allah affetsin, 40.000 kelime falan söyleniyor. Bunu bu konuşacak ya, konuşması lazım. Sana konuşsun. Sana konuşmazsa yine sana konuşuyor, farklı konuşuyor bu evet. Sefer. Sonra koşuyorsun mahkemeye gidiyorsun. Şimdi konuşurken dediniz ya, kadınlar kendinde işte para alıyor, maaş alıyor, kendinde bir güç buluyor diye. Şimdi paranın gücü etkisi %10 gibi falan yani. Şimdi insan evlendiği zaman, evlenmediği zaman belli bir dönem sonra arkadaş çevresini kaybediyor. Bir takım evet. Küslükler oluyor, kavgalar oluyor. Derdini anlatacak, çay içecek kimseyi bulamıyor. Ondan sonra bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Derdini, yani derdini derken muhabbet edebileceğin bir ortam gerçekten aile ortamında var. Belli yaştan sonra anne baba artık onlar yaşlı, sen gençsin, aynı frekansları paylaşamıyorsun. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri tabi annelik veriyor. O annelikle beraber bir sorumluluk daha alıyorsun, yetiştiriyorsun. Kızsa o evlenecek, işte onun çeyiziyle ilgileniyorsun. 18 yıl, 20 yıl kendine çok güzel uğraşabileceğin sevgi dolu bir muhabbet, bir ortam oluşturuyor evlilik kardeşim. Hani paranın bittiği yerde dostluğun bitmeyecek. Yani ben kendi kendime ayakta durabiliyorum. Duramazsın sen kendi kendine. Derdini anlatabileceğin bir sırdaş lazım. Bu senin en iyi kocan olur ha. Arkadaşların olmaz. Çünkü ifşa olur, yayılır, perişan olursun. Ondan sonra evlat sevgisinin karşılığı hangi parada, hangi mutlulukta var? Onu da bir anlatın bakalım. Senden bir parça oluyor, seninle beraber büyüyor, sana yakınlığı oluyor. Ona üzülüyorsun, ona ağlıyorsun. İnsanlığın olgunlaşması da evliliğe bağlı bir şey. Yani sadece bekar olarak hayatını devam ettiren insanın olgunlaşmamış, daha kemale ermemiş bir sürü yeri oluyor. Yani gerçekten evlilik çok muhteşem bir şey, çok güzel bir şey. Ama makara yaptırıyorlar. Yani Türkiye'de de böyle bir şey var. Adam evlenecek, oraya bir şarkı koyuyorlar. Son pişmanlık işe yaramaz diyor yani. Düğünde bunu çalıyorlar yani. Bir müzik çalıyorlar. Ama peşinden de güzel bir şey, güzel bir evliliği teşvik edici bir şey çalıyor yani. Yani şarkıyı güzel demeyelim de. Abi nasıl son pişmanlık ya? Evlilik pişmanlık mıdır yani? Böyle de reklamlarında, ama hayatlarında... Kötü yapmıyorlar aslında belki ama. Çünkü evleniyor artık adam. Ama bak şu programı konu olabiliyor. Onu ciddiye alabiliyor insanlar yani. Basit evliliğin son pişmanlık olduğunu. Hatta evliliğe ne diyor? Bekarlığa veda partisi. Ulan ne veda partisi? Mutlu olsana sen. Evliliğe ilk gün partisi yapsana. Lan şimdi ağzımı açacağım ya. Bunu çaktırmadan içimize sokmuşlar hocam. Aileyi fitilliyorlar, evet. Aynen. Peki arkadaşlar birkaç tane soru okuyayım evlilikle alakalı. Bu telefonda bir açabilirsem. Ben takip ediyorum hocam. İnşallah. Bir erkek kardeşimiz diyor ki, birinci evliliğimi daha önce istenmeyen sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Rahatsız engelli çocuğum var. Çocuğum bende kalıyor. Ayrıldığım eşim sormuyor. İkinci evliliği yaptım. Evlendiğim eşim çocuğuma öz evladı gibi bakıyor. Evlilik biraz da kısmet işi zannediyorum. Peki. Depremde eşimi, oğlumu kaybettim. Kaderi ve eceli arkadaşlarımız sonra cevaplayalım inşallah. Uzun sürer çünkü bu. Peki İbrahim hocamızın da ezanla beraber biteceğiz. 8 dakikası var. Hocam buyurun. Evet, boşanmalar gölgesinde evlilik nasıl olmalı, nasıl mutlu olmalı insanlar? Şimdi sevgili Yusuf hocam öncelikle teşekkür ediyoruz. Kıymetli seyircilerimiz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz maşallah. Derviş hocam o kadar güzel anlattı ki ben şimdi nasıl boşanmayı anlatayım. Mustafa hocam üzerine bal döktü zaten olayın. Ya şimdi boşanma nasıl olur? Yusuf hocama bana diyor ki bak diyor sana güzel konu geldi diyor. Bunu güzel anlatırsın falan. Ya o kadar güzel anlattı ki hocalarım. Yani bir şey kalmadı. Kıymetli Müslümanlar, işin özeti, espri, mahiyeti bir kenara dursun. Bizim aile temelimize öyle bir madde, öyle bir kanun koydular ki İstanbul Sözleşmesi olarak ve kadınlara öyle bir hak tanındı ki yani, yani kediyi aslana boğdurma tabiri caizse oldu. Şimdi hocalarım gayet normal bir bayanın evde oturup çoluğuna çocuğuna bakması veya ev hayatını, işte aile hayatını nizam intizam edeceği bir olayı anlattılar. Ama bu bizim ailelerimiz, şu anki sistemdeki ailemiz, şu anki sistemde yetişen kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız neye göre ve nasıl yetişiyorlar? Yani aile hayatına uygun yetiştiriliyor mu? Veya anne baba, kız ve erkek çocuğu fark etmez. Bunu bir, yarın o da bir aile olacak şekilde yetiştiriyor mu? Yoksa Derviş hocamın dediği gibi prensesler içinde mi yetiştiriyor? En ufak bir zorluk gördün mü de olay ne oluyor? Tartışmaya düşebiliyor. Öyle değil kıymetli Müslümanlar. Biz Anadolu'dan gelmeyiz. Bizler Anadolu'dan yetişmeyiz. Anadolu'dan filiz verip ta Viyana kapılarına kadar İslam'ın bütün medeniyetini, evliliğin, ahlakın, adabın, bütün insanlığın, beşeriyetin yani tabiri caizse bir nur gibi, bir kandil gibi insanlara akın akın yaymışız. Ama günümüze geldiğimizde kıymetli Müslümanlar öyle bir duruma düşürdük ki aslanı kediye boğdurduk. Kadınlarımız çalışır, el ekmek tutar oldu, para kazanır oldu. Erkeği bu sefer saymaz oldu. Sen dedi, ben de benim dedi erkeğe. Bu sefer ne oldu? Arada çatışmazlıklar çıktı. Bunun sebebi de ne biliyor musunuz kıymetli Müslümanlar? Bunun sebebini de söylüyorum. İslam ahlakı üzere yetiştirmedik. Kızım sen ev hanımısın. Sen bir aile yetiştireceksin. Sen bir evlat yetiştireceksin. Sen de bir anne baba yetiştireceksin. Bu mantaliteyle yetiştirmiyoruz. Bu mantaliteyi bıraktık kenara. Aman benim çocuğum sıcak sudan soğuk suya eli değmesin. İşte evlendirirken soruyoruz hemen. Oğlumuzun neyi var? Sevgili Sultanımız, Efendimiz yeni anlattı bunu. İşte cumartesi sohbetinde anlattı. Cumartesi sohbetlerine başladık elhamdülillah. Oğlumuzun neyi var? O çok büyük, işte işi çok güzel, bilgisayar mühendisi, işte şu falan, çok iyi maaşı var. Arabası var, evi var, şusu var, busu var. Bu sefer bir sıkıntı çıktı, evlendiler. Ailede sıkıntı çıkıyor. Bu namaz bilmiyor, Allah bilmiyor, kitap bilmiyor, Kur'an bilmiyor. Ama siz bunu hiç sormadınız ki evlenirken dedi. Siz evlenirken bu oğlan namaz kılar mı? Bu oğlan Allah'ı, peygamberi tanır mı? Bu oğlanın Allah'la, peygamberle arası nasıl? İbadetlerle arası nasıl? İslam ahlakıyla arası nasıl diye sormadınız ki. Evi var mı? İşi var mı? Arabası var mı? Ayrı daireye gidecek mi? Şu kadar altın yapacak mı? Bu kadar altın yapacak mı? Sonra evleniyorlar. Sen sensin, ben de benim. 3 ay sonra Allah muhafaza boşanıyorlar. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın diyor 4 şey üzerine nikahlanır. 1- güzelliği için, 2- soyu için, 3- zenginliği için, 4- dini için. Siz diyor dini güzel olanı seçin. Çünkü bütün huzuru, bütün mükemmelliği verecek olan Allah'tır. Allah'la insan arasındaki sevgiyi, muhabbeti güzel kurarsa, ayet-i kerimede, Nur Suresi 32. ayet-i kerimede Mevla Teala diyor ki, onlar diyor fakirlerse de diyor, biz onları fazlımızdan zengin ederiz. Allah'ın bu söylemiş olduğu mu daha önemli, yoksa onun evinin, arabasının olması mı daha önemli? Kıymetli Müslümanlar, biz buraları kaçırdık. Biz gelişen teknolojiyle, değişen çağımıza kendi çocuklarımızı İslam'a göre donanımını güzel veremedik. Veremiyoruz da. Ondan sonra ne oldu? Biz işte tartıştık, evin rengini beğenmedik, uyuşamadık, anlaşamadık. Ya siz 2 sene konuştunuz ama 2 sene bir araya geldiniz, bilmem ne yaptınız. Sonra 3 ay sonra evlendiniz. Anlaşamadık. Böyle bir şey olamaz ki ya. Evlilik imanın 3'te 2'sini tamamlar. Bekar bir insan 3'te 1'i imanla muamele görür. Ama evli bir insan 3'te 3 kamil bir imanla muamele görür. Kıymetli Müslümanlar, evlilik o kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymet verdiği, Allah'ın değer ve kıymet verdiği bir olaydır ki. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis-i şerifinde, evleniniz, çoğalınız. Ben sizin çokluğunuzla övüneceğim. Ya insan boşanacağı, Allah'ın, boşanmak da helaldir amenna, ama Allah'ın hiç sevmediği bir helaldir. Neden boşansın bir insan? Bir insan hayat arkadaşından, seviyorum dediği insandan, seninle her şeyimi paylaşmak istiyorum dediği insandan ve bir yastığa baş koyduğu insandan insan neden boşanır? Dünya menfaati, Allah'tan, peygamberden uzaklık, uzak bir hayat. Yani Resulullah'ı tanımazsın, peygamberi bilmezsin, Allah'ı bilmezsin. Evinin bir köşesi mescit olmalı. Hanımın tesettüre dikkat etmeli. Sahabe annelerimiz ne diyordu biliyor musunuz? Kıymetli izleyicilerimiz. Bey, bey, biz taşı kaynatır, suyunu içeriz. Yeter ki bize haram lokma getirme. Bunlar da insan. Bunlar da sahabe annelerimiz. Bak bunları okuyoruz, dinliyoruz. Hocalarımız çok güzel anlatıyor. Ama biz ne hikmetse kendimizi bir türlü bu değişen ve gelişen sistemin içinde bu İslam'ı kendimize bir türlü, bu İslam donanımını kendimize ve çocuklarımıza bir türlü enjekte edemiyoruz. Enjekte edemediğimiz için, yetiştiremediğimiz için bir çocuk ailede yetişir. Sonra medresede yetişir. Sonra eşi yetiştirir. Ya işte ben beyaz istiyordum, o siyah istiyordu, anlaşamadık. Kıymetli Müslümanlar, bir insan sevdiği birine seviyorum dediği zaman, onunla bir yola çıktığı zaman olay bitmiştir. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurdu. Ama bizde öyle bir şey kalmadı ki ya. Bizim hayatımıza öyle bir kanun, öyle bir madde koydular ki artık kadın dese ki ya bu bana işte ifade kullanmak istemiyorum, hakaret etti dese adamı direkt içeri atıyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Adam belki de tanımıyor. Ondan sonra sevgili hocalarımıza soru geldi. Kadın çalışabilir mi? Kadın tabii ki çalışabilir ama şartları var. Kadın çalıştın mı? Kadına bir güç, kuvvet verildin mi? Bu sefer kadın da nefsani bir varlık olduğu için sonuçta ister istemez arada eşiyle ne olabiliyor? Gerilmeler, tartışmalar olabiliyor. Kadınlar eve yakışır. İhtiyacı olduğunda çalışacak, amenna. Ama İslami usullere göre çalışmalı. Kadın da o çalıştığının hakkını güzel vermeli. Erkek de güzel vermeli, kadın da güzel vermeli. Erkek Allah'ın bir emanetidir bu bana diye bakmalı. Kadın da kocasına namus ve şerefimin tek sahibidir diye bakmalı. Böyle bakmadığın takdirde, yani sen ben de benim diye bakarsan, yani ne var ki? Hayat bu. Birleştik, ayrıldık, olabilir. Olamaz kıymetli Müslümanlar. Evlilik İslam'ın o kadar ana temelidir ki bir devletin ana temel taşıdır. Bir bayrağın ana direğidir. Bir ailenin yıkılmaz baba direğidir. Devletin ana temel taşıdır. Bir devlette, bir ailede, bir toplulukta evlilik hayatı yıkılmaya başladığı zaman artık o devlet de ayakta duramaz, o millet de ayakta duramaz. Allah da oradan bereketini, feyzini çeker kıymetli Müslümanlar. Aman bu evlilik konusunda öyle cicimayı, şu ay bu ay olmaz. Biz bir söz verdim mi? Erkek olarak, Müslüman olarak bu Allah'ın bana bir emanetidir deyip sen söz verdin mi? Olayı bitirmelisin, sabretmelisin ve güzel güzel anlatmalısın. Kaptan, reis kimdir bilir misiniz? Sevgili sultanım söylemişti bana evlenirken. Yaklaşık 13-14 sene önce. Kaptan kimdir bilir misin? İbrahim oğlum dedi bana. Kimdir efendim dedim. Fırtınalı denizde dedi. Denizin ortasındasın ve geminin kaptanı sensin. Fırtınalı bir denizde öyle bir fırtına var ki bir sağdan bir soldan vuruyor. O gemiyi o fırtınada limana yaklaştırabiliyorsan işte sen ev reisisin dedi. Evet kıymetli kardeşlerim, kıymetli abilerim, ezan-ı Muhammedi okunuyor. Rejiden uyarı geldi. Ben sözü hemen Yusuf hocama teslim etmek istiyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Konunun özeti şu. Sevelim, sevilelim, birlikte ölelim. Aile kavramını herkes lütfen ve keremen korusun, muhafaza etsin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu İslami ölçülerde evlendirip onların her türlü maddi manevi sıkıntılarına yardımcı olursak, inanın biraz önce verdiğimiz o evlenme istatistiklerin düşüşünün yükseldiğini göreceğiz. Boşanma istatistiklerinin yükseldiğini, düştüğünü göreceğiz inşallah. Fındık kabuğunu doldurmayan meselelerden dolayı evlilikleri bitirmemek lazım. Rabbim hepinize muhabbetli, sevgili evlilikler nasip etsin. Devamını nasip etsin. Geceniz hayır olsun, mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Haftaya salı Allah nasip ederse aynı saatte burada olmak üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.